Öncelikle bütün katılımcılara sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Konferansımızın konusuyla doğrudan ilişkili olduğundan konuşmamıza başlamadan İstiklal Marşı'mızı birlikte dinledik. Günümüzde genç nesillerimizin daha iyi yetişerek geleceğe güvenle bakabilmeleri bakımından milli şuurun ayakta tutulabilmesi son derece önemlidir. Bu anlamda geçmişten günümüze geleceğimize yön veren abidevi şahsiyetleri tanımak, ve tanıtmak milli bir görevdir. Bunlardan biri de Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına, Türk askerinin cesaretine, Türk ulusunun bağımsızlığına, hakka, memlekete, dine olan bağlılığına dair inancın dile getirildiği İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. 1938'de vefatı sonrası çeşitli vesilelerle hatırlanan milli şairimiz ölümünün 50. yılında devletimiz tarafından 1986 yılının Akif yılı ilan edilmesiyle birlikte bugüne kadar layık olduğu şekilde anma programları yapılmaya devam edilmiştir konu hakkında bugüne kadar ciltler dolusu yazılar yazılmıştır. Bunlardan derleyerek hazırladığımız Milli Marşların Anlamı ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşımızın önemi konusu da konferansımızın konusunu teşkil etmiştir. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgaliyle manda ve himaye tartışmalarının artarak devam ettiği günlerde 16 Mart 1920'de Osmanlı Meclisi Mebusan'ın basılarak dağıtıldığını, İstanbul'un resmen işgal edildiğini, birçok devlet adamı ve subayların tutuklandığını, idamla yargılandıklarını, Malta Adası'na yapılan sürgünleri izleyen Mehmet Akif, milli mücadele hareketine karşı duranlara tahammül gösterememiş, ümitsizliğin İslam'da hiçbir şekilde yerin olmadığını ifade ederek, Anadolu'da başlayan Mustafa Kemal'in önderliğindeki milli mücadelenin yanında yer almış ve bütün gücü gücüyle destek vermiştir. Mehmet Akif 1920 Ocak ayında yakın dostu Hasan Basri Çantay'ın daveti üzerine milli mücadelenin başladığı şehirlerden biri olan Balıkesir'e giderek burada 23 Ocak 1920 Cuma günü Zanos Paşa Camii'ndeki vaazında milli mücadeleye destek istemiş, sürekli birlik ve beraberlik üzerinde durup mücadelenin Allah'ın rızası, milletin selameti için olduğunu söyleyerek adeta bu kalabalığı coşturmuştur. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'yi öven, destekleyen vaz ve sözleri sebebiyle İstanbul'da katibi bulunduğu Darul Hikmetil İslamiye'den izin almadığı gerekçesiyle damat Ferit Hükümet tarafından 3 Mayıs 1920 tarihinde görevinden alınmış. Bu arada Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. 11 Nisan 1920 günü İstanbul hükümeti Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla bir fetva yayınlamış. Bu fetva ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Halife Sultan'a karşı isyan ettikleri kamuoyuna duyurulmuştur. Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar görev yapan heyeti temsiliye Dürrizade'nin bu fetvasına karşı hemen Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Efendi'nin 22 Nisan 1920 tarihinde yayınlanan fetvası ile karşılık verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa da Ankara'da illerden seçilip gelen milletvekilleriyle birlikte Meclisi Mebusan üyelerinden Ankara'ya gelebilenlerin katılımıyla 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirmiş ve Meclis'in açılış beyannamesinde birlik ve beraberlik ruhu üzerinde durmuştur. Mehmet Akif'in İstanbul'dan Ankara'ya geçme kararında kuşkusuz Balıkesir ziyareti ve Zanos Paşa Camii'ndeki vaazı neticesinde resmi vazifesinden çıkarılması, hürriyetinin tehdit altında olması gibi hususlar etkili olduğu gibi biraz evvel ifade ettiğimiz Büyük Millet Meclisi'nin açılış beyannamesinde milli birlik ve beraberlik ruhunun öne çıkarılmış olmasının da etkisi olmalıdır. O günlerde Anadolu'dan bizzat Mustafa Kemal Paşa'dan Mehmet Akif'in milli, milli mücadeleye katılması yolunda bir de davet vardır. Mehmet Akif de bugün icmai ümmet Anadolu'dadır diyerek zaten tüm varlığıyla Anadolu'daki milli mücadeleden yana tavrını koymuştur. Haklarında Halife Sultan'a isyan ettikleri gerekçesiyle idam fetvası verilen tutuklanmaları konusunda bütün vilayetlere emirnameler gönderilen Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında çıkarılan çeşitli dedikoduların İttihatçı ve din karşıtı ithamlarının milli mücadeleye zafa uğratabileceği endişesi zaten Mehmet Akif tarafından da paylaşılmaktaydı. Mehmet Akif böyle bir davetin milli mücadelenin manevi yönünün kuvvetlendirilmesi temelinde Anadolu'da yapılacak çok işin olduğuna inanmaktadır. Mehmet Akif yanında aldığı oğlu Emin ve yol arkadaşı Ali Şükrü Bey ile Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda buluştuktan sonra Anadolu'ya hareket eder. Mustafa Kemal ile ilk karşılaşma ve görüşme Ankara'ya geldiği ilk gün olan 24 Nisan 1920 günü gerçekleşir. Gerçekten de Mustafa, Mehmet Akif'in Ankara'ya gelişi başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Milli mücadelenin önderlerinde büyük bir mutluluk uyandırmış. Özellikle Mehmet Akif'in İslamcı yönü öne çıkarılarak kendisinin milli mücadele içinde yer aldığı hususunun halka her türlü vasıta ile duyurulması yoluna gidilmişti. Mehmet Akif'in Ankara'ya intikali 20, 28 Nisan 1920 tarihli hakimiyet Milliye gazetesinde duyurulmuştur. Mehmet Akif yeni seçilmiş olan bir mebusun istifası ve yerine Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin seçilmesini arzu etmesi üzerine aslen Burdurlu olan Tophane'yi amire vezneder Mehmet Emin Bey'in kızı olan eşi İsmet Hanfev, Hanımefendi'nin memleketi Burdur'dan milletvekili seçilmiştir. Mehmet Akif'in Ankara'ya ayak bastığı günlerde henüz düzenli ordu safhasına geçmemiş olan Ankara hükümeti mevcudiyetini ortadan kaldırmaya ve milli hareketi yok etmeye yönelik iç ayaklanmaları bastırmakla meşguldür. Mehmet Akif oluşturulan nasihat heyetleri içinde İslamcı kimliği, iddiatçılara karşı mesafeli duruşu gibi Anadolu insanında o günlerde önemli etki yaratacak özellikleri sebebiyle de kendisine bir görev ihtiyaç edilmiştir. 7 Mayıs 1920 tarihinde İrşad heyeti içerisinde görev almıştır. Hakimiyeti milliyede de duyurulduğu üzere Mehmet Akif vatandaşların milli mücadele hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerinin alınması amacıyla önce Ankara Hacı Bayram Camii'nde sonra da Anadolu'nun işgale uğramamış bölgelerinde vaazlarına başlamıştır. İlk ziyaretini Eskişehir'e gerçekleştirmiş. Ardından halkın daveti üzerine seçim çevresi olan Burdur'a geçmiş, büyük ilgi ve sevgiyle karşılanmış ve Burdurlulara hitaben yaptığı konuşmasında, dan sonra bir hafta kadar orada kalmış ve Mehmet Akif'in sonraki durağı Afyon Sandıklı olmuştur. Sandıklı'dan da Dinara, oradan üç gün sonra Ankara'ya giderek babasının yakın arkadaşı Antalya mebusu Hacı Süleyman Efendi'nin misafir olmuştur. Mehmet Akif, Ankara'ya döndükten sonra irşat heyetiyle birlikte 25 Mayıs 1920 günü Antalya mebusu Hamdullah Supi, Trabzon mebusu Ali Şükrü ve Konya mebusu Refik Beylerle birlikte 1. ve 2. Bozkurt isyanlarından sonra Dürrizade fetvasının etkisiyle yeniden baş gösteren isyan tehlikesi karşısında halkı aydınlatmak, kuvayi milliyeyi takviye edebilecek gönüllü kafirleri çoğaltmak, milletin gönlünde heyecan yaratmak üzere Konya'ya gitmiştir. Konya'da kalabalık insan kitleleri kendisini huşu içinde dinlemişlerdir. Mehmet Akif 19 Ekim 1920 tarihinde de Kastamonu'ya gitmiştir. Burada sevgiyle karşılanmıştır. O dönemde Kastamonu'da yayınlanan Açık Söz 21 Ekim 1920 tarihli nüshasında Mehmet Akif'in Kastamonu'ya gelişini okuyucularına duyurmuştur. Mehmet Akif Kastamonu ve ilçelerinde dolaşarak halka vaazlar vermiştir. Nasrullah Camii kürsüsündeki vaazında Önce Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran, Tevbe, Bakara ve Maide surelerinden bazı ayetler okuyarak belli başlı hususlar üzerine durmuştur. Vaazlar risale ve kitap şeklinde basılarak bütün cephelere dağıtılmış, köylere varıncaya kadar her yere gönderilmiştir. Aralık 1920'de Ankara'ya gelen Mehmet Akif'e Mustafa Kemal Kastamonu'daki vatanperver mesainizden çok memnun oldum. Sevranlaşması memleket için ne kadar feci bir idam hükmü olduğunu Sebir Reşat kadar hiçbir gazete neşretmedi. Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebir Reşat'ın büyük hizmeti oldu. Bunun için bilhassa teş teşekkür ederim demiştir. Büyük taarruzun beklendiği bir süreçte 24 Temmuz 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi oturumunda ordunun manevi kuvvetini artırmak, moral vermek amacıyla milletvekillerinden oluşan heyetlerin cepheye gitmesi yolunda alınan karar gereği çerçevesinde Ali Fuat Paşa başkanlığında teşkil edilen ve Mehmet Akif'in de içinde bulunduğu heyetin Batı Cephesi'nde 1. ve 2. Ordu, Kolordu ve Tümenlerin ziyareti kararlaştırılmış 1 Ağustos 1922 günü sabah erkenden otomobillerle bu ziyaret ziyaretler için yola çıkılmıştır. Mehmet Akif'in milli mücadele dönemindeki en büyük hizmetlerinden biri İstiklal Marşı'nı yazmasıdır. Milli marşlar ulusların kara günlerinin, acılarının, umutlarının göstergeleridir. Bunun için bu marşların hangi şartlarda yazıldığının, verilen mücadelelerinin bilinmesi, genç kuşaklara anlatılması gereklidir. Mesela Fransız Ulusal Marşı böyle sıkıntılı bir zamanda yazılmıştır. Tarih 20 Nisan 1792. Fransız Kral kralının Avusturya İmparatoru ve Prusya kralına savaş ilanından sonra Alman ordusu Ren Nehri'nin karşı yakasına yerleşmişti. 25 Nisan'da Strasbourg Belediye Başkanı Baron Friedrich Litrich, e, istihkam birliğinde görevli, müzikle de meşgul olan ancak hiçbir zaman kendisini müzisyen olarak görmeyen Roger de Lisle isimli bir yüzbaşıdan Ren ordusu için savaş şarkıları yazmasını ister. O da 26 20 25 26 Nisan gecesi bir gecede sokakta duyduğu silah başına yurttaşlar savaş sancağı açıldı işaret verildi yürüyelim ve vatanımızı kurtaralım taşlı Alman, Alman zorbalarının sonu yakındır özgürlük çocukları ileri ve benzeri sözlerden yola çıkarak ulusun benliğinde duyduğu hisleri kaleme döker sokağın ahengini, askerlerin adımlarından, trampetlerin cayırdamasından ve çekilen top arabalarının gıcırtısından çıkarır, sokakta terörüme dilen sözleri ve hissettiklerini melodileştirir. Bu şarkı barut fıçısına düşen düşen bir kıvılcımın aniden parladığı gibi bir anda çevreye yayılmış ve bütün ulusal duyguları, insanın içindekilerini harekete geçirmişti. Vatanı için canlarını vermeye hazır genç insanlar en büyük isteklerini, öz düşüncelerini bu şarkının sözcüklerinde bulmuşlardı. Fransız ulusal marşı Marseilles böyle ortaya çıkmıştır. Şimdi bize dönelim. İlk çağ ve hatta ondan önceki zamanlarda ordu ve savaşlarda musikiden faydalanıldığı bilinmektedir. Türk askerlik tarihinde bu konuyla ilgili hatıralar milattan önce 4. asra kadar gider. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu anlatan kaynaklar ve onlardan ders kitaplarına aktarılan bilgiler bize Osman Gazi'nin bağımsızlığının göstergesi olarak kendisine tabıl ve alem verildiğinden bahsederler. Tabıl ve köz birer musiki aleti, alem ise bayrak karşılığıdır. Bugün de çağdaş devletlerin epeyce bir süredir bayrakları, milli marşları vardır. Osman or, Osmanlı ordularına askeri hareketlerinde mehter takımının çaldığı marşlarla şek ve mücadele heyecanı verdiği bilinir. Hatta 17. yüzyılda ordulara askeri musiki birliklerin refakat etmesi olayı Osmanlıları takliden Polonya gibi bazı Avrupa devletlerine de intikal etmiştir. Ancak Eski devirlerdeki mehter marşları hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bugün mehter marşları diye bildiğimiz eserlerin tamamına yakını Birinci Dünya Harbi öncesi yeniden kurulan mehter takımı zamanına aittir. 1865- 1927 yılları arasında yaşayan İsmail Hakkı Bey tarafından bestelenen ve içlerinde en popüler olanı mehter hakani, harp marşıdır. Kısaca Mehter Marşı diye anılan ve güftesinin ilk mısrası Gafil ne bilir neşveyi pür şevki ve gayi diye başlayan bu eserin nakaratını da hatırlatalım. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan, Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Bunların dışında halk arasında doğmuş ve gelişmiş milli heyecanı ifade eden bazı marşlarımız da vardır. Fakat bunların resmi özellikleri yoktur. Plevne Marşı, Cezayir Marşı, Sivastopol Marşı bunlardandır. Bu marşlardan en tanınmış ve halk arasında yaşayanlardan olanı Sivastopol önünde yatan gemiler aman aman diye başlayan Sivastopol Marşı'dır. Plevne Marşı ise Tuna boylarında ve yurdumuzda zaman zaman söylenmektedir. Yine İsmail Bey'in bestesi olan ve ikinci meşrutiyetten beri pek revaçta olan Ordu Marşı'nın nakaratını söyleyelim. Sancağımız şanımız, şanlı Türk ünvanımız, vatan bizim canımız, feda olsun kanımız. Muharip subaylarımızdan Mehmet Şevgi Yazman hatıralarında bu marşı Avusturya'da Galice cephesinde savaştığımız 1. Cihan Harbi günlerinde Drohobice'de Alman subaylarının da iştirak ettiği bir toplantıda Türk Milli Marşı diye okumak zorunda kaldıklarını anlatmaktadır. Bundan da anlaşılacağı gibi Türklerin milli ve askeri maçları az, azdır. Dünya milletlerinin her birinin resmi birer milli maçları olduğu devirlerde biz bundan yoksunduk. Avrupa devletler herhangi bir suretle gerektiği zaman Marş Ottoman adıyla her yerde ayrı ayrı olan ve 2. Mahmut'tan itibaren padişahların namına yazılmış marşların çalınmasıyla bu işi halletmekteydiler. Bu konuda yerli ve yabancı kaynaklardan öğrendiğimiz başka olaylara da rastlamaktayız. 1895 yılı Haziran ayı. Almanya'nın Kiel şehrinde İmparator Wilhelm Kanalının açılış merasimi yapılıyordu. Rıhtımda yer alan muazzam bir bando her millete ait marşı ilgili gemi geçerken saygı gösterisi el halinde çalıyordu heyecan son haddini bulmuştu ki birdenbire yeni bir geminin yaklaşmaya başladığı görüldü. Bu geminin direğinde bayrak ay yıldızlıydı. Orkestra şefi Put, Türk bandıralı gemiyi görür görmez şaşkına dönmüş ve adeta korkmuştu. Çünkü çalması gereken, lazım gelen bu Türk milli marşını bilmiyordu. Ona şimdiye kadar böyle bir şey de hatırlatılmamıştı şaşırmıştı. Fakat bu tereddütü kısa sürdü. değneğini birden bir havaya kaldırdı. Parlak göğe doğru bakarak yüksek sesle orkestrasına emir verdi. O anda şu Aydede şarkısının yanık nameleri ortalığa yayılmaya başlamıştı. Ey Aydede, ey Aydede, durağın nerede, durağın nerede? Son Osmanlı Vekayetsilerinden Osman Şeref Efendi tarih musahabelerinde Paris'te bir Ramazan ve bayramından bahsederken konumuzla ilgili bir olaydan bahseder. Ramazan-ı Şerif böyle bitince arkadaşlar gözlerini bayrama diktiler ve bayramı kutlamak üzere büyük bir zafer tertip eylediler. Paris'te bulunan Osmanlılarla teşrik-i mesai eyledikleri Fransız ve hürriyet perverleri dahi davet ettiler. İmparatorluğun baskılarından şikayetçi olan Fransız hürriyet pervanından bazıları yazar Leon Kaun dahi dahil olmak üzere yeni Osmanlılarla tanışarak birlikte çalışıyorlardı. Sofrada yenildi, içildi, nutuklar söylendi. Fransızlar milli vatan marşlarını ve hürriyet şarkılarını söylediler bizimkilere. Siz de milli şar marşlarınızı, şarkılarınızı söyleyin de dinleyelim. Teklifinde bulundular. Bizimkiler ne söyleyeceklerdi? Ey gazilerle Sivastopol önünde yatan gemilerden başka milli duygular okşayan bir şey yok idi. Mehmet Bey tereddütsüz ayağa kalktı ve yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Hazır bulunan Müslümanlar ayakta kendisine katılmışlardı. Fransızların ricası üzerine birkaç kere tekrar ettiler. Sofrada hazır olan Azaryen Efendi derdi ki, ''Bana işaret ettiler, bilir bilmez ben de karıştım.'' Tek birin vecnaver ve ruhu okşayan namelerinden Fransızlar çok memnun oldular, etkilendiler. Tesiri hala benim dahi kalbimden çıkmamıştır. İkinci Mahmut zamanında Donizetti Paşa, bestelediği Mahmudiye daha sonra Mecidi maçları vardır. Fakat bunlar milli maç niteliğinde değil, padişahlar için yazılmış eserdir. 5. Mehmet Reşat zamanında yani 2. Meşrutiyet devrinde 1909'da milli bir marş ihtiyacı tekrar gündeme gelmiş. Müzikayı Hümayun Albaylarından Mustafa Saffet, Beethoven'ın bir eserinin Türk Milli Marşı olarak kabulü arzusunda bulunmuş. Daha sonra ünlü Fransız destekarı Camille saint saënsa müracaat edilerek bir Türk Milli Marşı bestelemesi istenmiştir. Bu duruma içerleyen bazı Osmanlı bestekarların karşıt girişimlerinin neticesinde Sansi'ne bundan vazgeçmiştir. İkinci meşrutiyetin ilk ilan edildiği günlerde Rakım El güftesi Müstecabi İsmet Bey'e ait olan Ras makamında batılı anlamda bir marş bestelediği bilinmektedir. O günlerde güftesi Mustafa yani Namık Kemal'in olan Amalimiz, efkarımız ikbali vatandır. Serhatliğimize kal a bizim hakkı bedendir. Türk ordusuyuz, zinetimiz kanlı kefendir. Marşı herkesin ağzında dolaşmaktaydı. Yine o günlerin hatırasını taşıyan diğer mühim bir marş bestesi de Tevfik Fikret'in şiirinden yapılan eserdir. Biz fedai milletiz, merdoğlu mert, Osmanlıyız. Burcu istibdadı yıktık, kahramanız, şanlıyız. Bir vatan bir hak tanır ahrarız arslan canlıyız canla şanla ey vatan tep idine peymanlıyız can da sen şan da sen hepsi sensin yaşa ey vatan ey mübarek vatan bin yaşa 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplanıp yavaş yavaş yeni bir devletin temelleri atılır. Onu ileride şekillendirecek örgütler kurulurken cephede askerleri canlan, heyecanlandıracak bir milli marş yazdırılması ihtiyacı da hissedilmiştir. 1920 sonlarına doğru Genel Kurmay Başkanı görevini yürüten Albay İsmet Bey Maarif Vekilliğine gelir. Doktor Rıza Nur bakanlık mevkiinde bulunmaktadır. Kendisine cephede askeri zinde ve heyecan içerisinde tutacak, milli azim ve imanı artıracak bir marş yapılması ricasında bulunur. Kendisine o tarihte orta öğretim genel müdürü olan Kazım Nami Duru Bey'e gitmesi tavsiye olunur. Neticede 1920 senesi başlarında Marif Vekaleti tarafından önce 500 lira ödüllü bir milli marş güfte yarışması açılır. Bunun bestesine de 1000 lira ödül konur. Kazım Nabi Duru o günlerde 140 lira ile Ankara'da bir çiftlik almak kabildi der. Bu sıralarda devrin şair ve edip tanınanlardan hemen hemen hepsi Abdülhakamitler, Yahya Kemaller, Faruk Nafizler, Süleyman Nazifler, Faik Aliler, Cenap Şahabettinler, Ali Ekremler, Ahmet Haşimler, Yusuf Ziyalar, Orhan Seyfiler, Enis Beyişler Ankara'dan uzakta İstanbul'da bulunmaktadırlar. Bu sebeple iş başa düşmüştür zaten Ankara'da eli kalem tutar, Aydın namına ne varsa hepsi meclis çatısı altında toplanmıştı. Aralarında öteden beri şairliğe heveslenmiş, hatta bir sürü şiirler yazmış olanlar da yok değildi. Derhal kolları sıvadılar. Başta Bolu Mecbu, Mebusu, Tunalı Hilmi olmak üzere yarım düzineye yakın milletvekili faaliyete geçti. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir dahi bu müsabakaya katılmıştır. Şiirin metni şudur. Ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm, vatanım milletim, sancağım evim, İstiklalsiz yoktur yerim. Zincir vurdurur mu Türkler boynuna, varlığı fedadır va vatan yoluna. Biz tarihin Türk dediği yılmaz milletiz, hür yaşar, hür ölür nurlu ümmetiz. Açılan müsabakaya 724 eser gönderilir. Kısa zamanda mağrip vekiline sunulan ve birer birer okunan bu milli maç taslakları arasında... İlk ağızda en çok beğenilen güfte şudur. Bunun ilk kıtasını okuyalım. 5000 bin yıldan beri yanan bu ocak, kıyamete kadar böyle yanacak. Tanrımızdan ateş aldık en evvel, onun sönmez alevidir bu sancak. Bolu mevbusu Tunalı Hilmi Bey'in yazdığı güfte de şöyledir. Yürü Mehmetçik, arslanca davran, Mustafa Kemal'i bil başkumandan. Gürlesin gökler sarsılsın Yunan, kurtulsun ırzlar, kurtulsun vatan, yolunda ya Allah bu millet kurban. Tunalı Hilmi Bey bunu da bestesini yapmıştı. Fakat diğer okunanlar da dahil hiçbiri tam manasıyla bir milli marş değerine haiz bulunmadı. Mustafa Mehmet Kemal bir Mehmet Akif Bey ise bu müsabakaya kayıtsız kalmıştır milletin kurtulacağını para ile mi söyleyeceğiz diyerek katılmamıştır. Onun çekingenliği işin ucunda 500 liralık bir ödül olmasıdır. Nihayet bu ödülden vazgeçildiği kendisine iletilince çok kısa bir sürede İstiklal Marşı şiirini yazar. 17 Şubat 1921'de Büyük Millet Meclisi'nde kabul 21'de Sebur Reşat dergisinde yayınlanır. 12 Mart 1921'de de Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir. Zamanın Marif Nazırı Hamdullah Subki Tanrıver gür sesiyle meclisin kürsüsünden İstiklal Marşı'nı okur. Hakkıdır hür yaşamış milletimin hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif ödülü de Dairül Mesai adlı örgüte bağışlar. Bu örgüt kadınlara iş öğretmek için kurulmuş bir yardım teşekkülüdür. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı güptesi Osman Zeki sonra Üngör soyadını alınan bestekar tarafından bestelenmiştir. Mehmet Akif ölümünden 6 ay evvel 16 Haziran 1936'da yorgun argın yatarken İstiklal Marşı'nı yazdığını Feridun Kandemir'e şöyle anlatmıştır. Ankara, Ya Rabbi ne heyecanlı, hele canlı günler geçirmiştik. Hele Bursa'nın düştüğü gün, ya Sakarya günleri fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla yese düşmedik. Zaten başka türlü çalışılabilir miydi? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün. İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecai karşısında bunalan ruhların, ızdıraplar içerisindeki halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir, bir daha yazılamaz. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah! bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. Akif'in yakın arkadaşlarından Ankara Baytar Müdürünün anlattığı palto hikayesine göre Milli Mücadele sırasında Ankara Baytar Müdürlüğünde bulunmuş olan bir zat Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde konferans salonunda konuşmasında şöyle demişti. Mehmet Akif'in giyecek bir paltosu yoktu. Taceddin Dergahı'ndan Büyük Millet Meclisi'ne kadar paltos olarak yaya giderdi. O zamanlar Ankara'nın soğuğu çok şiddetliydi. Ben daire, daireme gelir, benim daireme gelir paltomu Mehmet Akif'e gönderirdim. O da giyer, meclise gönderirdi. İstiklal Marşı için verilen parayı geri çevirmesinden dolayı kendisine Mehmet Akif üzerinde bir palton yok, verilen parayı da almazsın dedim. Bunun üzerine bana darıldı. Paltomu da kabul etmedi. O soğuklarda paltosu olarak Büyük Millet Meclisi'ne gitti, geldi. Mehmet Akif'in buna benzer şahsına has daha birçok meziyetleri vardır. Dürüsttür. Hatta Birinci Dünya Harbi sırasında kardeşinin evinde çayı şekerleştiklerini görünce milletin yemediğini siz nasıl yiyorsunuz demiş ve bir müddet kardeşin evine gitmemiştir. Son sözler olarak Mehmet Akif hürriyet mücadelesinde iddiatçılarla işbirliğine girmiş, hatta cemiyete üye olmuş. Cemiyet üyeliğine kabul edilmesi gereken muhtat yemini değiştirmiş, İttihat ve terakkinin her türlü emirlerine ve kurallarına değil, sadece vicdanen, ahlaken uygun bulacağı emir ve kurallarına uyacağını söyleyebilmiştir. Yüksek ahlak sahibi bir insan olan Mehmet Akif hiçbir şekilde maddi çıkarlarla ayartılabilecek bir adam olmamış. Hatta maddi imkanlarının genişlemesini hizmet için vesile addeden ve bu gerekçelerle hırsızlık, yolsuzluk ve suistimallerini meşrulaştıranlardan nefret etmiştir güçlülerle kavga ederken korkak olmamış. Düşünce ve görüşlerini her platformda, her şartta ve gerekli tonda ifade edebilmiştir. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı sıfatına almamış. Bu şiirin Türk milletine ait olduğunu belirtmiş. Milletin ortak ruhunu temsil ettiği inancıyla şiiri Türk milletine ve kahraman ordumuza armağan etmiştir. Resmim için başlığı altında Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da er geçsilecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir diyen Mehmet Akif Ersoy'a kıymetli uşaklı şair Ömer Bölme 1996 Nisan ayında Türk Edebiyatı dergisinde onun eserlerinden bazılarını sıralayarak şöyle cevap verecektir. Aziz ruhuna. Unutulmak kaygısına düşmüş büyük ozan. Kaygın yersiz. Hangi vicdan birden silecektir? Sessiz yaşasan da yepyeni nesiller seni beyne kazıdığın gölgelerden bilecektir. Safahatla anılmak ne kadar varsa hakkın, mısraların öyle bir lur, sense bir pınardın. Bursa'nın düşüşünde boşanan gözyaşların niçin aktığını minberlerden bilecektir kaygıyı bitiren aydınlık ama dün azdı. Bir avuçluk aydınlık tarihte destanlar yazdı. Belleri büken açlıktı, kupkuru ayazdı. Yurt çapındaki hitabelerden bilecektir. Heybetli sesinden nasipli bucaklar gibi, her mısran bin cev her fışkıran ocaklar gibi, bağrını açık tuttun yurdunu kucaklar gibi, Süleymaniye'den, kürsülerden bilecektir sırtında urba, mavzerde mev, mermi, önde öğün, yokken de Mısır'dan Fizan'a Hicaz değin. Bedrin aslanına örnek diye gösterdiğin Mehmetçik'le meçhul şehitlerden bilecektir. bilecektir. İstiklal Marşı'nın ruhunu Allah indinde, doğrular yaşatır rahat uyu kabrinde, artık çanlar inleyemez o asil beyninde, çünkü şafaklar sönmez Ömer'den bilecektin bilecektir diyen uşaklı şair Ömer Bölme, Ömer Bölme bu son mısrağında şafakların sönmeyeceğine tanıklık edeceği şeklindeki yorumuyla şiirini tamamlamaktadır. Mehmet Akif, milli mücadelenin başarısına, bu başarıya da Mustafa Kemal Paşa ile gidileceğine kesinlikle inanmış bir insandır. Büyük insan Mehmet Akif Ersoy mezarına milleti için yazılmış oldu, yazmış olduğu İstiklal Marşı ile konulmuştur. Tarihte kendi eseriyle gömülen ilk bahtiyar biri de şüphesiz Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Kimliğimizin, özgürlüğümüzün bir defa daha varoluşumuzun ve her zaman var olacağımızın vurgulandığı İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 83. yılında saygı, minnet, ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Saygılar sunuyorum.